Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Evet. Ehliyet sorularına başlıyoruz. Bugün bu sorular belki ilk defa görüyoruz arkadaşlar. Sizlerle birlikte ben de ilk defa çözeceğim. Animasyonlu soru daha çok olacak. Çünkü belki hiç defa görmemiş olabilirsiniz. Onun için karşılaşmadığınız sorular olmasını özellikle istiyoruz. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi tabii ki ehliyetten 50 tane sınav sorusu çıkıyor. Ve yanlışlar doğruları götürmediği için kesinlikle boş bırakmayın. Mutlaka cevaplayın arkadaşlar. En yakın soru, bakın en yakın cevabı yapın. Kesinlikle boş bırakmayın. Animasyonlu sınav soruları aslında çok çok kolay arkadaşlar. Animasyonlu sınav sorularını çözmeden önce kesinlikle yapmamız gereken nedir hocam? Bir kere şunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Animasyonlu sınav sorularında hemen sağ taraftaki trafik işaretlerine dikkat edin. Trafik işareti hemen, yani sizin sağınıza, sağdaki işaretlere dikkat ederek soruları çözerseniz çok rahatlıkla sonuca gidebilirsiniz. 50 soru çözüyoruz bugün arkadaşlar. Hoş geldiniz. İsimlerimizi de yazalım. Nerelerden katılıyoruz? Evet. İsimlerimizi de yazalım. Hepinize iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Deyip başlayalım. Sorunuz varsa, bu arada Elif hoş geldin. Elif Özdemir. Teşekkür ederim Elif, hoş geldin. Arkadaşlar yavaş yavaş başlayalım. Çünkü şu anda süremiz başladı. Bundan sonra bir yayın daha var. Hızlı bir şekilde ilk defa bu soruları çözeceğiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çözelim. Soru 1. Sinir sistemine aittir ve omurga kanalı içinde boyundan başlayıp kuyruk sokumuna kadar uzanır. Bu organ beyin ve vücut arasında bağlantıyı sağlar. Bu reflekslerin merkezidir. Bu bilgi hangi organa aittir? Evet. Beyin, beyincik, omurilik, omurilik soğanı. Evet. Mehtap. Hoş geldin. İyi akşamlar. Kerem hoş geldin. İyi akşamlar. Bakın. Sinir sistemine aittir. Omurga kanalı içinde boyundan başlayıp, bakın boyundan başlayıp arkadaşlar. Boyundan başlayıp beyin ve vücut arasında bağlantıyı sağlayan hangisidir? Bu soruları ilk defa çözüyoruz. Beraber ilk defa çözüyoruz arkadaşlar. Daha önce bu sorular hiç çözülmedi. Bilginiz olsun. Cevabımız, çok beklemeyelim, hemen geçiyorum. Birinci sorudan hemen geçelim. Omuriliktir. Tebrik ederiz arkadaşlar. Omuriliktir cevap. Bilginiz olsun. İkinci soru geldi. İkinci soru şöyle. Baş veya omurga yaralanması olmayan birinci kapalı yaralıya hava yolu açıklığını sağlamak için hangi pozisyon verilmelidir? Burada bize pozisyonu sormuşlar. Şuradaki resimdeki pozisyon. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Hangi pozisyon? Bir el çeneye, bir el alına yerleştirilir. Bu pozisyonun adı nedir? Bu pozisyonun adı nedir? İyi akşamlar Dilek. Odabaşı hoş geldin. Arkadaşlar özellikle bakın ehliyetten hocam neden canlı yayın yapmıyorsunuz? Neden canlı yayın yapmıyorsunuz diye çok mesaj atan arkadaşımız var. Bugün İnanır mısınız, araya sıkıştırmama rağmen bakın daha sayımız çok az. Yani o açıdan ehliyete neden böyle az talep oluyor? Çözemedik bir türlü. Berkay, tebrik ederiz Berkay. Baş çene pozisyonudur değil mi? Baş veya omurga yaralanması olmayan birinci kapalı yaralıya baş çene pozisyonu verilir. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, harikasınız. Bursa seçeneği diyen arkadaşlarımızı tebrik ederiz.
Üçüncü soru gelsin. Üçüncü sorumuz, bakın tabloya göre ilk yardımcının numaralanmış kazazedelerin kırık durumlarına göre uyguladığı tespit işlemleri doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama nasıl olur? Şimdi arkadaşlar, bu tip sorular yeni müfredata uygun hazırlanmış. Daha önce böyle bir sorular hiç çözmedik. İlk defa sizinle beraber çözüyoruz. Onun için dikkat edin. Üst kol, bakın üst kol, gördüğünüz gibi bu şekildedir değil mi? Yani doğrudur. Şöyle şuraya D yazalım. Köprücük, bakın köprücük kırığı olanlara uygulanan pozisyonumuz budur. Doğrudur. Ön kol, ön kol arkadaşlar bu şekilde olmaz. Bu şeklimiz yanlıştır. Doğru doğru yanlış olan hangisidir? Ceyhan seçeneği. Evet, Ceyhan seçeneği. Evet. İlk defa soruları çözüyoruz. Bakın bu soruları ilk defa çözüyoruz. İlk defa çözenler vardır belki bu tip sorulardan. Üçüncü sorunun doğru cevabı evet, Ceyhan seçeneği değil mi? Ceyhan seçeneğidir. Tebrikler. Dördüncü soru geldi. Dördüncü sorumuz şöyle. Ölüm korkusu ve yoğun sıkıntı hissedilir. Ağrı şiddetli ve uzun sürelidir. Dinlenmekle geçmez. Ağrı hissi sıklıkla kravat bölgesinde görülür. Omuzlara, boyuna, çeneye ve sol kola doğru yayılır. Bu belirtiler acil bakım gerektiren hastalıklardan hangisiyle ilgilidir? A. Bayılma. B. Kalp krizi. C. Sara krizi. D. Havale. Şimdi kalp krizi belirtileri çok önemli değil mi arkadaşlar? Terleme, mide bulantısı, kusma gibi bulgular kalp krizi sıkıntılarına sebeptir. Burada dikkat ederseniz cevap direktmen hemen nedir? Bursa seçeneğinde doğru verilmiş. Bu arada cevaplarımızı da yazalım arkadaşlar. Bakın bu soruları ilk defa çözüyoruz dediğim gibi. Daha önce hiç çözmedik. Sizlerle birlikte ilk defa çözüyoruz. Mehtap, Kerem, Halil, Berkay, evet tebrik ederiz. Kalp krizi diyorsunuz. Evet bakın kalp krizi belirtisidir. Doğru cevap. Evet cevabımız Bursa seçeneği. Hemen 5. soruya geçelim. 5. sorumuz yine daha önce çözdüğümüz sorular arasında yoktu. İlk defa çözüyoruz yine. Bakın ilk defa. Hangisi yaralıyı sedye üzerine yerleştirme yöntemlerinden biri değildir? Şimdi bu soruyu bize sorulmuş. Sedye üzerine yerleştirme yöntemlerinden biri değildir. Sedye üzerine yerleştirme teknikleri kaşık tekniği arkadaşlar 3 ilk yardımcı tarafından yapılan bir uygulamadır. Kaşık tekniği. Burada da dikkat ederseniz şıklarda hangisinde 3 tane ilk yardımcı yoktur? Ona bakın. Değil mi? Öncelikle ona bakmak lazım. Neden? Dikkat edin, Adana seçeneği, Bursa seçeneği ve Ceyhan seçeneğinde 3 tane ilk yardımcı var. Kaşık tekniğini sormuşlar. Sedye üzerine yerleştirme yöntemlerinden biri değildi. Bir kere kaşık tekniği hasta veya yaralıya sadece bir taraftan ulaşılması durumunda kullanılmaktadır. Kaşık tekniği ile sedyeye yerleştirme işlemi 3 ilk yardımcı tarafından uygulanır. Değil mi? Mehtap, tebrik ederiz. Denizli seçeneği diyorsunuz. Harikasınız. Evet bakın. Denizli seçeneği. Denizli seçeneğine dikkat ederseniz omuzda taşıma itfaiyeci yöntemidir. Doğru olan burada Denizli seçeneği. Yani Denizli seçeneği kaşık tekniği değildir. Diğerleri kaşık tekniğidir. Evet. 6. soruya geldik. Şehir içinde yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak hangi kurumun görevidir? Şehir içerisinde belediyelerin
İçişleri Bakanlığı'nın, Jandarma Teşkilatı'nın, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün şehir içerisinde dediği için siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Şehir içerisinde yol yapım, bakım, işaretleme, trafik işaretlerinin konması ilgili yerlere kim tarafından yapılıyor? Tabii ki belediye diyorsunuz, öyle mi? Evet, belediyelerindir hocam diyorsunuz. Tebrik ederiz. Evet, geçtik. Yedinci soru arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Bakın. Animasyonlu sınav sorusu. Evet, animasyonlu sınav sorusu. Videoya göre hangisinin yapılması doğru olur? Şimdi burada şöyle yapalım animasyonumuzu oynatmak için. Bakın şu anda animasyonumuz hareket halinde gidiyor. Şimdi şeye dikkat edin arkadaşlar. Araçların gidiş yönüne göre dikkat edin lütfen. Videoya göre hangisinin yapılması doğru olur? A. Beyaz otomobil sürücüsünün beklemesi. B. Sarı otomobil sürücüsünün hızlanması. C. Siyah otomobil sürücüsünün sol şeride geçmesi. D. Siyah otomobil sürücüsünün beyaz otomobil sürücüsüne ilk geçiş hakkını vermesi. Şimdi dikkat edin. Evet. Hangisidir? Şuradaki beyaz otomobil sürücüsünü dikkat ederseniz ne tarafa dönecek arkadaşlar? Sağ tarafa dönecek. Yani şuradaki siyah otomobile ne yapması gerekiyor? Yol vermesi gerekiyor. Cevabımız nedir? Adana seçeneği. Tebrikler. Bakın bu çok önemli. Evet. Çok önemli. Yani Adana seçeneğini yakaladıysanız tebrik ederiz. Harikasınız. Evet. Geçiyorum. Yine bir animasyonlu sınav sorusu. Geçiyoruz. Animasyonumuz hareket halinde. Videoya göre kırmızı otomobil sürücüsü numaralamış hatalardan hangilerini yapmaktadır? 1. Kırmızı ışıkta geçmektedir. 2. Sağdan gelen yeşil araca ilk geçiş hakkını vermemektedir. Şimdi girişi olmayan yol bölümüne girmektedir. Şimdi kırmızı aracı sormuşlar arkadaşlar. Dikkat ederseniz tekrar izleyelim. Evet, tekrar izliyoruz. Şu anda tekrar izleyelim bakın. Kırmızı araç sürücüsünün numaralanmış hatalardan hangisini yapmaktadır? Kırmızı araç şurada gördünüz değil mi? Bakın kırmızı aracı geçti. Kırmızı araç ne yapmış arkadaşlar? Dikkat edin. Her şeyden önce bakın taşıt giremez işaretinin olduğu yere girmiş değil mi? Kırmızı ışıkta geçmiş mi arkadaşlar? Kırmızı ışıkta. Evet. Kırmızı ışıkta geçmiş mi? Evet. Bakın kırmızı ışıkta geçiyor mu? Ona bakın. Kırmızı araba şuradan hareket halinde. Kırmızı ışıkta geçti. Taşıt giremez işaretinin olduğu yere girdi. Değil mi? Demek ki arkadaşlar burada dikkat ederseniz her şeyden önce biri kesinlikle ihlal etmiş oldu asli kusur. Girişi olmayan yol bölümüne girdi. Cevabımız nedir? Bursa seçeneği değil mi? Bursa. Bakın bu soruları ilk defa çözüyorsunuz arkadaşlar. Animasyonlu sınav sorularını ilk defa çözüyorsunuz. Sizlerin karşısına birebir gelir. Onun için yayından sonra bunları durdura durdura tekrar çözmeniz önemli. Geçelim. 9. soru. Trafik işaretlerinden hangisi? Aracın
yük taşıma kapasitesine sınırlama getirir. 2.30, 3.50, 6 ton ve 10 metre. Evet, trafik işaretlerinden hangisi aracın yük taşıma kapasitesine sınırlama getirir diyor. Sınırlama getirir hangisidir? Burada bir şey gözünüzden kaçmasın arkadaşlar. 2.30, 3.50, 10 metre bize neyi bildiriyor? Neyi bildiriyor? Gabariyi bildiriyor diyorsun Halil. Tebrik ederim. Harikasın. Evet. Genişlik, yükseklik ve uzunluk ölçüleri gabariyi bildirir. Ton ise aracın yük taşıma kapasitesine sınırlama getirmiştir. Ceyhan seçeneği. Evet, tebrik ederiz arkadaşlar. Ceyhan seçeneği diyenler, tebrik ederiz. Harikasınız. Bu arada yayını da beğenelim arkadaşlar. Sayımız zaten çok değil. Şu anda kaç kişi? 17 kişi görüyorum. Ve bugün sınav, yani bugünkü bu canlı yayına katılan arkadaşlarımız eminim ki hepsi geçecek. Neden? Çünkü ilk defa gördüğünüz sorularla birebir karşılaşıyorsunuz. Eminim ki hepsi sınavda çıkacak. Sizler de elinizde koyduğunuz gibi çözüp geçeceksiniz. 10. soru geldi. Görseldeki yolda numaralanmış araçlardan hangileri en fazla 110 km saat hızla yollarına devam edebilir? Hadi bakalım kimlerin dikkatini çekecek? Şimdi bunlar banko sınav soruları arkadaşlar. Sınavlar, daha önce hiçbir yerde bunları çözmediniz. İlk defa çözüyoruz. Onun için dikkat edin bakalım. Burada bakın görseldeki yolda numaralanmış araçlardan hangileri en fazla 110 km saat hızla yollarına devam edebilir? Sizce hangileri? 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü? Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Tekrar şu anda sayımız biraz gitgide çoğalıyor. 10. soruya geldik. 1 ile 2 diyorsun Aleyna. Berkay Bursa seçeneği diyor. Yani 1 ile 2 diyor. Halil 1 ile 2 diyor. Güler 1 ile 2 diyor. Fatma 1 ile 2 diyor. Dilek 1 ile 2. Elif 1 ile 2 mi diyorsun Elif? Tabii 1 ile 2 diyorsun. Tabela var diyorsun değil mi? Bakın burada tabela var. Yani tebrik ederim. Önemli olan animasyonlu sınav sorularında tabelaları görmek. Tabii ki cevabımız Bursa seçeneğidir. Doğru cevap, tebrikler. Hemen geçelim 11. soruya. 11. soru geldi. Görseldeki yolda hareket halindeki otomobilin en yüksek hız sınırı kaç olmalıdır? Şimdi 40, 50, 120, 130 şeklinde verilmiş. Bakın. Evet. Sizin için aslında çok çok kolay bir soru değil mi? En yüksek hız sınırı kaç olmalıdır? Burada otomobilin. Şimdi yolda gidiyorsunuz. Şurada sağ tarafınızda işaretler var. Bu şurada sağ tarafta otoban işareti. Gördüğünüz gibi yeşil. Otoyollarda en yüksek hız sınırı kaçtı arkadaşlar? 130 değil mi? Cevabımız Denizli seçeneği diyorsunuz. Evet. Harikasınız. İşte bu. Bunu çok iyi biliyorsunuz. 130 mu dedin Halil? Evet, geçelim. 12. soru geldi. 12. soru sınavda sık sık geliyor fakat karıştırılıyor. Görsele göre numaralı araçlardan hangileri hatalı geçme yapmaktadır? Bakın, hatalı geçme yapmaktadır. Yalnız 2, yalnız 3, 2, 3, 1, 2, 3.
Evet. Görsele göre numaralı araçlardan hangileri hatalı geçme yapmaktadır? Hatalı geçme. Hatalı geçme demek, biliyorsunuz ki kesik çizgi ve devamlı çizgilerden oluşan yollarda. Bir de neye dikkat edin burada? Bakın, özellikle sizi uyarıyorum bu konuda. Sağ tarafınıza dikkat edin. Bakın şurada. Sağ tarafta bakın. İki gidişli. Değil mi? Bakın iki gidişli. Şöyle. Bir de gelişli bir yolumuz var. İki gidişli bir gelişli. Yani şurada da devamlı bir ne var? Çizgi var. Bir kere karşıya geçiş nedir? Kesinlikle yasaktır. Değil mi? Yanlış yönde gidiyor. Dikkat edin. Hangisi? 3 numara. Yalnız 3. Cevabı doğrudur. Bursa seçeneği. Tebrikler. Evet. Bugün 3-4 tane kontrolsüz kavşaklarla ilgili soru aldım. Çünkü kontrolsüz kavşaklar konusu çok iyi anlaşılmadı. Çok yanlış yapıldı. Onun için burada yeni sorular. Şu anda yeni hazırlanmış, ilk defa görüyorsunuz. Şekilli bakın. Görseldeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? 1-2-3, 1-3-2, 2-1-3, 3-2-1. Bankos birebir sizde sınavda gelir arkadaşlar. Bakın birebir sınavda gelecek sorular. Görseldeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Evet. Hangi seçeneği diyorsunuz? Deniz seçeneği diyorsunuz. Öyle mi? Arkadaşlar hemen bu soruyu çözelim. Burada kuralımız net net şöyle diyordu değil mi? Dönüş yapan araçlar dönüş yapan araca yol verir. Bakın bir numara dönüş yapıyor. İki numara dönüş yapıyor. O zaman bunlar bekleyecek. Yani dönüş yapan araçlar bekleyecek. Düz giden önce 3 numara geçecek. Bakın önce 3 numara geçecek. Sonra dönüş yapan dönüş yapanın sağındakine yol verecek. Şimdi bakın. 2'nin sağında 1 numara var. 3'ün sağ 1 numara var. En son 2 numara geçecek. Yani 3-2-1. Pardon. 3-1-2. 3-1-2 seçeneklerde var mı? 3-1-2. Arkadaşlar şurada yanlış bir numara yazılmış. Arkadaşlar tarafından. Cevabımız şöyle olacak. 3-1-2. Evet. Buraya 3-1-2 olarak yaparsak Denizli seçeneği. Hocam bazı durumlarda motosikleti sıralamada ortaya alıyorlar. Onun nedeni ne oluyor? Önemli değil Aleyna. Yani nereye alırsa alsınlar hiç önemli değil. Önemli olan sağda ya da solda olması önemlidir. Burada biz o ortada olması olmaması çok bir şey değiştirmez. Bakın hemen geçelim 14. soruya. 14. soru geldi bak. Aynı ona benzer bir soru. Hemen hemen aynı soru bakın. İşte görseldeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Yine bakın 3 düz gidiyor. 1 ile 2 ikisi de dönüş yapıyor. Burada sıralamayı yapınız diye bir soru sormuşlar. Berkay şöyle. Şimdi bu tip sorularda şuna açıklık getirin. Öncelikle bakın. Öncelikle şuna açıklık getirin. Derse gelen arkadaşlarımıza ben bu konuyu detaylı bir şekilde anlattım. YouTube kanalında da detaylı bir şekilde anlattık. Kontrollü kontrolsüz kavşaklar konusunu özellikle burayı dikkatli bir şekilde tekrarlayın. Şimdi bu tip sorularda ne yapacağız? Dönüş yapan araçlarımız varsa en son geçecek. Bakın 2 dönüş yapıyor bekleyecek. 1 dönüş yapıyor bekleyecek. Önce 3 gidiyor. 3'ü geçiriyorum. Dönüş yapan dönüş yapanın sağındakine yol verecek. Bakın 2'nin sağında 1 numara var. 1 numara geçecek.
Sonra da 2 numara geçecek. 3, 1, 2. 3'ün 1'in 2'nin olduğu seçenek yine Denizli seçeneğidir. Evet, anlaşıldı mı Berkay? Cevap veremedim diyorsun ya. Şimdi buna açıklık getireyim arkadaşlar. Bu konuyu hem burada hem soru çözelim hem de tekrarlamış olalım. Başka bir uygulama sorumuz daha var. Bakın yine kontrolsüz kavşaklarla ilgili. Görseldeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Evet, ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Evet, 2 numara var. 3 numara dönüş yapıyor, 1 numara dönüş yapıyor. Şimdi buradaki sıralamayı yapın bakalım. Bunları zaten yaptığınız zaman sınavda çok rahatlıkla 100 alacak seviyedesiniz arkadaşlar. Tamam, çok güzel. Hiç sıkıntı yok Berkay. Demek ki cevap verebilecek durumdasın. Evet. Önce hangisi geçer? Dönüş yapanlar en son geçer değil mi? Bak. Aleyna diyor ki hocam ana yoldan geçen önceliklidir. Yani hangisi? 2 numara. Tebrikler Aleyna. Harika. Sonra tali yoldaki en son geçer diyorsunuz. Yani 1 numara en son geçer. Tali yol işareti var. Bakın şurada 1'in hemen sağında. Şurada gördüğünüz gibi. O zaman 2, 3 ve 1. Hangisidir? Ceyhan seçeneği. Evet. Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Harikasınız. Tebrik ederiz. Tebrikler. Evet. Yeni sorular geldikçe paylaşacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kanalda takip edin. Sınavınız ne günü? Sınavınız. Evet. Yeni bir soru daha geldi. Bu soru da deminki sorunun hemen hemen aynısı. Şekil olarak animasyonlu sınav sorusu. Yarın mı sınavın Aleyna? Bakın. Görseldeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Evet. Şimdi bu tür sorularda yapmamız gereken nedir hocam? Evet, sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyoruz. Çok iyi oldu. Yarınsa sınavınız çok çok iyi. En azından sınava girmeden önce bir ne oldu? Arkadaşlar sınav sorularınızı çözüyoruz. Ne güzel, inşallah hepsi çıkar. 100 alırsınız. Hadi bakalım. Görseldeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olur? Nasıl olmalıdır? Evet. Evet. Öncelikle ana yoldaki 1 numara geçer. Sonra tali yoldaki en son geçer. 2 numara en son geçer. 3 numara geçer ve 2 numara geçer diyorsunuz. Tebrik ederiz. 3 1 3 2 diyorsunuz. 1 3 2 1 3 2 1 3 2. Tebrikler, harikasınız. Doğru cevap 1 3 2 Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, 17. soru geldi. Görseldeki gibi bir karşılaşmada 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? Şimdi 2 numarayı şurada dikkat ederseniz bakın şurada bir köprüye yaklaşıyorsunuz. Şurada köprü yaklaşım levhası var. Daralan bir alana giriyorsunuz. Geçiş önceliğini kendisi kullanmalı. B hızlanıp köprüye 1 numaralı araçtan önce girmeli. C geçiş önceliğini 1 numaralı araca vermeli. D 1 numaralı aracın daralan yol bölümüne girmemesi için selektör yaparak uyarmalı. Evet, burada bize neyi sormuş bakın. 2 nolu araç sürücüsü
bakın. İki nolu araç sürücüsü karşıda nedir? Kamyon, değil mi? Evet. Daralan bir alana giriyor. Kendisi mi geçecek yoksa bir nolu araca mı yol verecek? Burada bunu sormuşlar. Karşıdan gelene yol ver. Daralan kaplama, köprü. Size neyi hatırlatır? Evet. Ceyhan seçeneği diyorsunuz. Hocam geçiş önceliğini bir numara araca vermesi gerekiyor. Ceyhan seçeneğidir. Tebrikler arkadaşlar. Evet harikasınız. Bu arada evet yayını da beğenin. Yayını da beğenin lütfen. Evet. 18'e gelelim mi? Geçiş üstünlüğüne sahip araçların duyulan uyarı işaretini aldığımızda ilk önce yapmamız gereken hangisidir? A. Derhal sağ şeride yanaşmak. B. Sesin yönünü tayin etmek. C. Kavşakta bulunuyorsa kavşağı hemen boşaltmak. D. Önümüzdeki araçları hızlanmaları için uyarmak. Evet arkadaşlar, geçiş üstüne sahip araçların duyulan veya uyarı işaretini aldığımızda ilk yapmamız gereken nedir? Kavşakta bulunuyorsak kavşağı hemen ne yapmamız gerekiyor? Boşaltmamız söz konusudur. Evet, doğru. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 19. İşaret levhalarına yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında yerleşim birimleri içinde nokta nokta metre ve yerleşim birimleri dışında nokta nokta metre mesafede duraklamak yasaktır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere hangileri getirilmelidir? 15, 100, 20, 150, 30, 200, 40 ve 250. Evet, hangisidir? İşaret levhalarına yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında yerleşim birimleri içerisinde 15 diyorsunuz. Yerleşim yerleri dışında da 100 metre, değil mi? 100 metre mesafe içerisinde duraklama yapmak yasaktır. Cevabımız Adana seçeneğidir. Evet, Adana seçeneği diyorsunuz. Harikasınız. Yirminci soru, görseldeki otoyol bilgi işareti levhası hangisini bildirir? A. Cep telefonu sinyalinin güçlü olduğunu. B. Radyo yayınlarının yol boyunca dinlenebileceğini. C. Ücretli otoyola girileceğini. D. Yol boyunca elektronik denetleme sisteminin olduğunu. Burada da evet nedir? HGS'yi sormuş. HGS nedir? HGS. Hızlı geçiş sistemi. Yani ücretli otoyola girileceğini, değil mi? Ücretli otoyola girileceğini bize bildiriyor. Hemen geçelim 21. sorumuza. 21. sorumuz yine animasyonlu bir sınav sorusu. Bugün animasyonlu sınav soruları çok olacak arkadaşlar. Dikkat edin. Evet. Şöyle animasyonumuzu çalıştıralım. Evet. Soruyu çalıştıralım arkadaşlar. Hareket etsin. Şu anda hareket etti. Bakın. Videodaki tehlikeli durum sürücülerin hangi kuralı ihlal etmeleri sonucunda oluşmuştur? Takip mesafesi kuralını, geçme kuralını, kavşaklarda ilk geçiş hakkı kuralını, şerit takip kuralını.
tehlikeli durum sürücülerin hangi kuralı ihlal etmeleri sonucunda oluşmuştur? Hangisidir? Dikkat ederseniz burada hatalı bir durum söz konusu değil mi? Bakın arkadaşlar. Hatalı bir durum var. Bakın. Bir nolu, yani şuradaki beyaz aracı gördünüz mü arkadaşlar? Olmaması gereken yerde ne yaptı? Dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar, değil mi? Şöyle yapalım. Bir daha izler misiniz? Bak. Bakın yeşil araç sola dönüş yapıyor. Beyaz araç da düz gidiyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir ne var arkadaşlar? Şerit ihlali var, değil mi? Şerit ihlali. Yani beyaz araç en sağda olması lazımken, yeşil araç da solda olması lazımken maalesef şerit takip kurallarına uymadıklarını burada ne yaptık? Gördük. Evet, bakın bunlara çok dikkat edin. Bu sorulara çok dikkat edin arkadaşlar. Takip kuralı değil Kerem. Şerit takip kuralına uymamışlar. Şerit. Normal. Bu ne demek hocam? Kendi şeritlerinde, değil mi? Kendi şeritlerinde gitmeleri gerekirken, bakın, gördünüz mü? Sinyal yok, bir şey yok. Sola dönüş yapacak. Direkt dalıyor. Solda olması gerekirken maalesef ve maalesef hatalı bir sürüş var. Evet, bakın beyaz da aynı, yeşil de aynı. Yeşil ve beyaz her ikisi de ihlal etmiş şerit takip kuralını. Evet, geçelim. 22. Hangisini yapmak çevrenin temiz kalmasına katkı sağlar? A. Gereksiz yere korna çalmak. B. Seyahat esnasında yiyecek atıklarını otoyol kenarlarına bırakmak. C. Egzoz emisyon ölçümünü geciktirmek. D. Araç bakımlarını zamanında yaptırmak. Çevrenin temiz kalmasına katkı sağlar. Hangisidir? Evet. Burada da dikkat ettiğiniz gibi, değil mi? Bakın burada da arkadaşlar, tebrik ederiz. Araç bakımlarını zamanında yaptırmak diyorsunuz. Tebrik ederiz. Harikasınız. Hangisi motor soğutma sisteminin elemanı değildir? Balata su pompası, radyatör, termostat. Motor soğutma sisteminin elemanı, motor soğutma sistemi parçaları nedir? Soğutma sisteminin parçaları su ceketleri, devir daim pompası, termostat, radyatör, fan, vantilatör, fan müşiri, değil mi? Bunlar sistemin parçalarıdır. Yani su pompası, değil mi? Devir daim su pompası, radyatör, termostat, bunlar sistemin parçalarıdır. Balata nedir? Sistemin parçası tabii ki değildir arkadaşlar. Evet, Adana seçeneği. Termostat ne işe yarar arkadaşlar? Sıcaklık etkisiyle genleşerek su akışını açma kapama görevi görür. Radyatör nedir? Isınan suyu soğutma görevi yapar. Fan müşürü nedir? Radyatör su çıkış hattında bulunur. Radyatör fanının devreye sokulmasıyla bilgi verir. 24. Motor yağı kontrolü yapılırken yapılması gerekenlerin doğru sıralanışı hangisidir? 1. Motor yağı seviye çubuğu çekilip temizlenmeli. 2. Motor yağı çubuğu tekrar yerine daldırılıp çekilip kontrol edilmeli. 3. Düz bir zeminde durulup motor kaputu açılmalı. 4. Yağ miktarının maksimum minimum seviyesi üzerinde olduğu görülmelidir. Şimdi burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, her şeyden önce aracımızı ne yapmamız gerekiyor? Aracımızı düz bir zemine çekmemiz gerekiyor.
Motor yağ çubuğu iki çizginin arasında olmalıdır. Şurada da yağ çubuğunun şeyini görüyorsunuz. Bakın maksimum minimum ABC iki çizginin arasında olmalıdır. Bakın iki çizginin arasında olmalıdır. Öncelikle yapmamız gereken düz bir zeminde aracımızı durdurmamız değil mi gerekiyor. Öncelikle yapmamız gereken budur. Daha sonra motor yağ seviyesi çubuğunu çekip temizlememiz gerekiyor. Ve sonra bakın daha sonra ne yapıyoruz? Yağ çubuğunu tekrar yerine takıp çekiyoruz, kontrol ediyoruz ve maksimum minimum özelliğine bakıyoruz. Yani burada cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçelim 25. Görseldeki ikaz ışığı hangi durumda yanmaz? A. Lastik basıncı azaldığında. B. Lastik ısındığında. C. Lastik patladığında. D. Sensör arızalandığında. Buradaki gösterge size neyi bildiriyor arkadaşlar? Gösterge size neyi bildirir? Hareket halinde gidiyorsunuz ve gösterge panelinde böyle bir panelde gördünüz. Size neyi bildiriyor her şeyden önce? Sensör arızalandığını mı bildiriyor? Lastik basıncının düştüğünü bildirir değil mi? Lastik basıncının düştüğünü bildirir. Yani hava basınçlarının azaldığını, evet lastik hava basıncının azaldığını bildiriyor. Dikkat edin bu soruya. Bu soruda yine önemli sınav sorularında. 26'ya geçelim. Hangi parçanın düzgün çalışmaması şarj ikaz lambasının yanmasına sebep olur? A. V kayışının, B. Trigger kayışının, C. Marş motorunun, D. Radyatörün. Evet. Tebrik ederim. Kerem, Elif. Hangi durumda yanmaz diyor Elif. Tebrik ederim. Bu 25. soruyu tekrar bakalım. Evet harikasınız. Görseldeki ikaz ışığı hangi durumda yanmaz? Lastik basıncı arızalandığı zaman yanar. Tabii ki doğru. Lastik ısındığında yanar. Lastik patladığında yanar. Ama sensör arızalandığında yanmaz diyorsunuz. Denizli seçeneğidir. Tebrikler. Harikasınız. Bakın 25. soru arkadaşlar. 25. soru Denizli seçeneği diyorsunuz. İşte bu. İşte bu. Tebrikler. Evet. Tebrikler. Harikasınız. Yanmaz diyor. Yanmaz. Değil mi? Sensör arızalandığında yanmaz. Diğerlerinde yanar. Evet. 26 Denizli seçeneği dedik. 25, 26 V kayışı dedik değil mi? Hangi parçanın düzgün çalışmaması şarj ikaz lambasının yanmasına sebep olur? V kayışı demiştiniz. Adana seçeneği doğru cevap. Evet. 26. soru Adana seçeneği dedik. Dedik arkadaşlar. 27. soruya geçelim. Biraz hızlı olalım. Hangisi motorun hararet yapmasına sebep olan durumlardan biri değildir? A. Termostatın arızalanması. B. Uygun hız vesilesiyle gidilmemesi. C. Antifriz seviyesinin düşük olması. D. Vantilatör kayışının gevşemesi. Evet, burada motorun hararet yapmasına sebep olan durumlardan biri değildir. Hangisi değildir? Termostatın arızalanması hararet yapar, yaptırır. Uygun devir ve viteste gidilmemesi hararet yapmaya sebeptir. Vantilatör kayışının gevşemesi, kopması yine hararet yapmaya nedir? Sebeptir. Fakat
antifriz seviyesinin düşük olması hararet yapmaya sebep değildir. Yıldızlı sınav sorusu. Tebrikler. 27. soru değil mi Dilek? Soruya geldik arkadaşlar. 28. sorumuz. 28. 28. soru yine animasyonlu bir sınav sorusu. Videoyu dikkatli bir şekilde izliyoruz 28. soruda. Videoya göre sürücü nasıl davranmalıdır? A. Sabit hızla aynı şeritte yoluna devam etmelidir. B. Sol şeride geçip derhal servise gitmelidir. C. Yavaşlayıp sağ şeritten yoluna devam etmelidir. D. Trafik kurallarına uygun olarak derhal durmalıdır. Evet, burada tekrar izleyelim. Devam ediyoruz. Soruya geldik fakat burada bir hata oldu. Şimdi 28. soruya geldik. Bir hata oldu. Arkadaşlar devam edeceğiz. Evet. Şu anda devam ediyor. Evet. Tamam. Evet, devam ediyoruz. Videoya göre sürücü nasıl davranmalıdır? Dikkat edin. Şurada bir şey gördünüz değil mi arkadaşlar? Bakın. Hararet göstergesinin yandığını gördük değil mi? Bakın. Hararet göstergesi yandı. Gördünüz mü? Trafik kurallarına uygun olarak derhal durulmalıdır. Cevabınız hangisidir? Tabii ki Denizli seçeneğidir. Animasyonlu sınav sorularını acele etmeden yapın arkadaşlar. Evet, acele etmeden yapın. Devam edelim. 29. Numaralanmış ifadelerden hangilerinin yapılması yakıt tüketiminin artmasına sebep olur? 1. Mümkün olduğunca az fren yapmak. 2. Vitese göre daha düşük devirde araç kullanmak. 3. Araç ilk çalıştırıldığında motora tam güç vermek. 4. Vitese göre yüksek devirde araç kullanmak. Şimdi şöyle bir şey açıklama yapayım arkadaşlar. Aşırı hız yapmamak ve çok fazla fren kullanmamak yakıt tüketimini olumlu şekilde etkiler, bilginiz olsun. Evet, 29. sorunun doğru cevabı nedir? Yakıt tüketiminin artmasına sebep olan hangisidir? Mümkün olduğunca az fren yapmak bir kere yakıt tüketimini arkadaşlar ne yapmaz? Artırmaz değil mi? Bakın, şöyle birin olduğu seçenekleri eleyin. Bence cevap direkt Denizli seçeneğidir. 2, 3 ve 4 olacak. Evet, bakın, vitese göre uygun daha düşük devirde araç kullanmak, araç ilk çalıştırıldığında motora tam güç vermek, vitese göre yüksek devirde araç kullanmak. Bunlar nedir? Yakıt tüketiminin artmasına sebep olur. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen 30'a geçelim. Hangisi toplum adabına aykırı davranışlardandır? A. Trafikte aracı arızalanan birine yardımcı olmak. B. Kaza, deprem, sel gibi felaketlerden çıkar sağlamaya çalışmak. C. Engellilere ayrılmış alanların dışına park etmek. D. Toplu taşıma araçlarındaki yaşlı, çocuklu veya
engelli insanlara yer vermek. Bize neyi sormuş? Toplum adabına aykırı davranışlardandır. Mesela zaman zaman görüyoruz arkadaşlar, işte yeni bir şey atlattık, büyük bir deprem atlattık 11 tane ilimizde. Felaket, deprem felaketi atlattık. Fakat orada maalesef bu felaketlerden farklı bir şekilde çıkar sağlamaya çalışan birçok insanları da televizyonlarda ne yaptık? Gördük değil mi? Kaza, deprem, sel gibi felaketlerden çıkar sağlamak. Cevabımız evet, Bursa seçeneğidir. 31. Deprem, sel gibi doğal afetlerden etkilenenlere yardım götürmeye çalışan, araçlara kolaylık sağlayan sürücünün hangisine önem verdiği söylenemez. A. Feragate, B. Diğer gamla, C. Empatiye, D. Aceleciliğe. Evet. Evet, teşekkür ederim. Çayınız da geldi. Sizler de bu arada çayınızı, kahvenizi içiyorsunuz. Rahat olun arkadaşlar. Acele etmenize gerek yok. Burada da cevabımız nedir? Acelecilik değil mi? Acelecilik Denizli seçeneğidir. 32. soru geldi bakın. Bu sorular ilk defa çözüyorum arkadaşlar. İnanır mısınız? Ben bu soruları daha önce hiç görmedim. İlk defa görüyorum. Sizlerle birlikte çözmek için özellikle sakladım. Görseldeki aracın sürücüyle ilgili hangisi kesinlikle söylenir? Sürücüsüyle ilgili hangisi söylenir? Şimdi şöyle bir görselimiz var. Bakın şurada. Engelli bir vatandaşımız da kaldırımda engelli bölümde gitmesi gerekiyor. Bakın. A. Trafik adabına uygun davrandığı. B. Empati kurabilen biri olduğu. C. Trafikte saygı kavramına önem verdiği. D. Sorumluluk bilincinin zayıf olduğu. Şimdi böyle bir durumda sizin aklınıza ne gelir? Bak şurada görseldeki aracın sürücüsüyle ilgili hangisi kesinlikle söylenir diyor. Hangisi söylenir? Evet, ne söylenir arkadaşlar? Berkay, Halil, Fatma, Dilek, Denizli seçeneği diyorsunuz. Öyle mi? Sorumluluk bilincinin zayıf olduğu. Evet. Sorumluluk bilincinin zayıf olduğunu gösteriyor değil mi? Neden? Engelli, bakın engelliler için ayrılmış sarı çizgilerimiz var. Bakın buradaki sarı çizginin tam üzerine. Ki böyle bir yere aracını park etmesi kesinlikle uygun değildir kişinin. Sorumluluk bilincinin ne kadar zayıf olduğu ortaya çıkıyor. Böyle bir şey asla yapmayalım arkadaşlar. Hemen geçtik 33'e. 33. Trafikte yaşanan stresin bireyler üzerindeki etkileriyle ilgili numaralanmış ifadeler doğru, D, yanlış, Y olarak değerlendirildiğinde sıralama nasıl olur? 1. Kaygıları artar. 2. Kalp atışları hızlanır. 3. Saldırgan tutum sergilemezler. Trafikte yaşanan stres insanlara ne gibi olumsuzluklar meydana getirir? Aynen, ne kadar sorumsuz olduğunu ortaya çıkıyor. Evet. Böyle bir hatayı asla yapmayalım. Değil mi Fatma? Doğru diyorsun. Şimdi kaygıları artar mı arkadaşlar? Stres. Stres yaşayan insanların kaygıları artar mı? Şimdi bu tip sorularda hemen ne yapıyoruz? Kaygıları artar mı hocam? Artar, doğrudur. Kalp atışları hızlanır mı? Kesinlikle hızlanır. Yani trafikte çıktığınızda göreceksiniz. Saldırgan tutum sergilemezler. Tam tersi, yanlış değil mi? Saldırgan tutum ne yaparlar? Sergilerler değil mi? Sergilerler. Burada da cevabın Adana seçeneği olduğu çıkıyor ortaya. Tebrik ederiz. Harikasınız. Evet. 34'e geçelim.
34. sorumuz, görselde karşıya geçmeye çalışan yayanın hızlı hareket etmesi için el kol ve sözle uyarılarda bulunan sürücüyle ilgili hangisi söylenir? Şimdi dikkat edin, şuradaki şu sürücü ve yaya geçidinde karşıya geçiyor. Böyle bir durumda hangisi söylenir? İletişim kabiliyetinin yüksek olduğu, empati kurabildiği, sabırlı hareket edemediği, saygı kavramına önem verdiği. Neyi gösteriyor arkadaşlar? Bakın yine görsel animasyonu sınav sorusu. Bu sorularda size çokça animasyonlu sorular aldım ki karşılaştığınız zaman hiç sıkıntı çekmeyin arkadaşlar. Özellikle bu canlı yayına katılan arkadaşlar çok şanslıdır. Bilginiz olsun. Burada da neyi söylüyorsunuz? Ceyhan seçeneği diyorsunuz, öyle mi? Hocam, Ceyhan seçeneği, burada kişinin sabırlı hareket etmediği ortaya çıkıyor. Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Tebrikler. Evet. Geçtik arkadaşlar. Harika gidiyorsunuz. Kerem Şentürk. Kaçıncı soruyu çözüyorsun? Arkadaşlar bakın, bizler az önce de bahsettim. Bu soruları sizin için oluşturduk. Herkes ilk defa görsün diye. Fakat arkadaşlar tarafından çok ilgi görmüyor herhalde bu ehliyet canlı yayınları. Onun için bir şey diyemiyorum. Geçelim 35. 35. sorumuz şöyle. Hayat kurtarma zinciri halkalarının doğru sıralaması hangisinde verilmiştir? 1. Ambulans ekiplerince müdahale yapılması. 2. Olay yerinde ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması. 3. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması. 4. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi. Şimdi bunu derslerimizde anlatmıştık. Özellikle söyledim. Hayat kurtarma zincirinin birinci halkası nedir? Birinci halkası. Birinci halkayı yakalamak çok önemlidir, değil mi? Birinci halkayı yakaladığınız zaman bu tür soruları direkt cevaplayabilirsiniz. İlk yardımda bu tür soruları direkt cevaplayabilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Sağlık kuruluşuna haber vermek birincidir, değil mi arkadaşlar? Sağlık kuruluşuna haber vermek birincidir. Yani Denizli seçeneği. Evet, bakın. 2. Olay yerinde ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği, 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefesin verilmesi, 3 ambulans ekiplerinin gelmesi, 4 hastane acil servisinde müdahale şeklindedir. Yani 1 2 1 ile 2 ilk yardımcı yapar. 3 ile 4'ü de kim yapar? Sağlık personeli yapar. Evet. Geçtik 36. Yetişkinlerde temel yaşam desteği ile ilgili uygulamalardan hangisi doğrudur? A. Göğüs kemiği 3 santim aşağı inecek şekilde bası yapılması. B. Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması. C. 30 kalp masajı 2 yapay solunum şeklinde uygulanması. D. Kalp masajı hızının dakikada 30 bası olacak şekilde ayarlanması. Evet arkadaşlar, hiç beklememize gerek yok. Az önce çözmüştük. Bakın az önce çözümümüz soru. 30 kalp masajı 2 kurtarıcı nefesin verilmesidir. Temel yaşam desteği Ceyhan seçeneği doğru cevap diyorsunuz. Harikasınız. Hemen geçelim 37'ye. Bir el alına, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Uygulama basamakları verilen kazizedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon hangisidir? A. Şok. B. Yarı oturuş. C. Baş geri çene yukarı. D. Yarı yüzü koyun yan yatış. Burada bakın dikkat edin. Bu soruyu iki defa sormuşlar. Buna benzer farklı şekilde sormuşlar. Cevabında
Ceyhan seçeneği olduğunu söylüyorsunuz. Tebrik ederiz. Baş çene yukarı pozisyonudur diyorsunuz. 38'e bakalım. Görseldeki kanama türünde yaralıya ilk yardım olarak hangisinin yapılması yanlıştır? A. Kanayan bölgeyi yukarı kaldırmak. B. Kanayan yer üzerine temiz bir bez koyarak baskı uygulamak. C. Kanayan yere en uzak olan basınç noktasına elle baskı uygulamak. D. Yara üzerindeki bez kaldırılmadan bandaj ile sararak baskı uygulamak. Sınav, bu arada arkadaşlar sınav sonuçlarınızı mutlaka bu videonun altına paylaşın lütfen. Ne kadar faydalı olduğumuzu tüm arkadaşlara ispatlayalım. Yani özellikle buna da dikkat edin. Evet. Yanlış olan görseldeki kanama türünde yaralıya ilk yardım olarak hangisinin yapılması yanlıştır şeklinde bir soru sormuş. Kanayan yere en uzak, değil mi? Kanayan yere en uzak noktasına baskı uygulamak nedir? Yanlıştır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, 39. Görseldeki pozisyon hangi durumdaki yaralıya uygulanır? A. Bilinci kapalı, solunum ve nabzı olan. B. Bacak bölgesinde deri ve kemik bütünlüğü bozulmuş olan. C. Karın bölgesinde delici cisim bulunan. D. Kulak ve burun kanaması olan. Evet, görseldeki pozisyon hangi durumda yaralıya uygulanır? Bilinci kapalı, solunumu, nabzı olan mı diyorsunuz? Evet, bilinci kapalı, solunum ve nabzı olan. Bu pozisyonun adı nedir arkadaşlar? Bu pozisyonun adı koma pozisyonu, değil mi? Koma pozisyonudur. Bilinci kapalı, solunum ve nabzı olan. Şok pozisyonu şurada, bakın arkadaşlar. Şok pozisyonla koma pozisyonu karıştırıyoruz. Buna dikkat edin. Şok pozisyonu hasta veya yaralıda bacaktaki kan akımını azaltıp beyin ve iç organlara kan akışını artırmak amacıyla kullanılır. Kanaması bulunan hastalar şok pozisyonu ile yardım gelmesini beklerler. Ayaklar 30 santim yukarı kaldırılır. Bakın bu da önemli. Şok pozisyonu ile koma pozisyonunu karıştırmayalım. Bu arada konuları da tekrarlamış olduk arkadaşlar. 40. soruya geldik. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık trafik işaretlerinden hangisiyle aynı anlamdadır? Evet. Hangisidir arkadaşlar? O 40. sorudayız arkadaşlar. 40. soru. Bize neyi sormuş? Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık trafik levhalarından hangisiyle aynı anlamdadır? Dur levhasıyla aynı anlamdadır. Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık da yol ver işaretiyle aynı anlamdadır. Tebrikler. 41. soru. Verilen araçların geçiş üstünlüğünü kullanmadaki doğru sıralama hangisidir? 1. Güvenlik güçlerine ait araçlar. 2. Organ ve doku nakil araçları. 3. İtfaiye araçları. 4. Ambulans ve özel amaçlı taşıtlarla yapılan taşıyan araçlar şeklinde verilmiş. Evet. Arkadaşlar burada geçiş üstünlüğüne sahip araçların sıralamasını sormuşlar. Geçiş üstüne sahip araçların sıralaması sık sık sınavda geliyor, bilginiz olsun. Evet, hangisidir? Evet, biraz daha hızlı olalım arkadaşlar. Tabii ki ilk önce ambulans, değil mi? Ambulans. Evet, ilk önce ambulans, sonra organ nakil aracı. Bakın, organ nakil aracı. Daha sonra, bakın, daha sonra İtfaiye araçları, en sonda güvenlik araçları. Cevapta Denizli seçeneğidir. Evet. 42. soruya geldik arkadaşlar. Kerem, geriden geliyorsun herhalde. Tekrar gir çık. 42'ye geleceksin.
trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde toplam 100 ceza puanını ilk defa aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süreyle geri alınır? 2 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay. 100 ceza puanını ilk defa dolduranlar. 100 ceza puanını ilk defa dolduranlar tabii ki ne kadar süreyle geri alınıyor? Birinci defada, evet, birinci defada ne kadar? 2 ay diyorsunuz. İkinci defada da 4 ay. Cevap Adana seçeneğiydi. Doğru cevap. Evet. 43. soru geldi arkadaşlar. Yine önemli görsel bir soru. Arkadan çarpma sonucunda meydana gelen trafik kazalarının en önemli sebebi hangisidir? Bakın, takip mesafesi kuralına uyulmaması, görüş mesafesinin kötü olması, C öndeki aracın durması, D havanın yağışlı olması. Arkadan çarpma şeklindeki araçların trafik kazasına karışması neden olur? Tabii ki takip mesafesi kuralına nedir? Uyulmamasıdır, değil mi? Takip mesafesi kuralına uyulmamasından kaynaklıdır. Adana seçeneği doğru cevap. Evet, tebrikler. 44. Sürüş güvenliğini olumsuz, hangisi olumsuz yönde etkiler? Güvenliğini olumsuz yönde hangisi etkiler? A. Viraja girmeden önce hızı artırmak. B. Aracı kullanırken yolda konsantre olmak. C. Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak. D. Hız ile fren mesafesi arasındaki ilişkiyi öğrenmek. Olumsuz yönde hangisi etkiler diyor bakın. Olumsuz yönde hangisi etkiler? Olumsuz yönde hangisi? Tabii ki viraja girmeden önce ne yapmak? Hızı artırmak olumsuz yöndedir. Cevap Adana seçeneği diyorsunuz. Harika gidiyorsunuz. 45. soruya geldik. Şekildeki uyarı ışığının araç gösterge panelinde yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir? A. Marş, C. Şarj, D. C. Ateşleme, D. Fren. Evet, şekildeki uyarı ışığının araç gösterge panelinde yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir? ABS nedir arkadaşlar? ABS. Neyi gösterir? ABS. ABS neyi gösteriyor? Selcan hoş geldin Selcan. Neyi gösterir? Denizli seçeneği diyorsunuz. Tabii ki fren sistemini gösteriyor hocam diyorsunuz. Tebrik ederiz. 46. soruya geldik arkadaşlar. 46. soru. Önemli bir sınav sorusu. Aracın motoru yağlama yapmadığında gösterge panelinde hangi lamba yanar? Bakın hangi lamba yanar? Yağlama yapmadığında göstergede hangisi yanıyor? Gördüğünüz gibi yağlama yapmadı da işte yakıt, bakın yakıt bitmek üzere olduğunu, işte motor arızası ve Denizli seçeneği diyorsunuz, yağlamanın nedir yapmadığını gösteriyor. Denizli seçeneği doğru cevap, tebrik ederiz. Motor yağ göstergede yandığında aracımızı derhal ne yapmamız gerekiyor? Durdurmamız gerekiyor. 47'ye geçelim. Numaralanmış ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın kurallara uygun olarak derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir? 1. Şarj, 2. ABS, 3. Yağ basıncı. Şimdi burada şarj, ABS ve yağ. Her üçü de yanıyor. Böyle bir durumda hangisinde aracımızı derhal durdurmamız söz konusudur diyor.
Evet, hiç beklemeye gerek yok. Şarj göstergesi ve yağ göstergesi yandığında aracımızı derhal durduruyoruz. ABS'de durdurmaya gerek yoktur. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet. 48. Sürücüler trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için hangisini yapmalıdırlar? A. İnsanların değişebileceğine inanmalıdır. B. Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır. C. Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde kendisini iletişime kapatmalıdır. D. Birini anlamak için tek bir olayın yeterli olduğunu düşünmelidir. Evet, 48. soru. 48. soru da sık sık sınavda gelen sorular arasında diyorsunuz. Zaten insanların değişebileceğine inanmalıdır. Adana seçeneği doğru cevap. 49. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır? Şurada gördüğünüz gibi çekici, yani tırlar, kamyonlar, minibüsler ve traktörler. Hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır şeklinde bir soru gelmiş. Evet, son soruya geldik arkadaşlar. Evet, burada da neyi söylüyorsunuz? Lastik tekerlekli traktörlerin otoyola girmesi nedir? Yasaktır. Denizli seçeneği, tebrik ederiz. Evet, geçelim. Son soru. Arkadaşlar, son soruya geldik. Son sorumuz da şöyle. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? 1 numara, 2 numara, 3 numara. Şimdi bize istediği şeridi, 2 numara şeridi, 1 numara şeridi ve 3 numara şeridi. Sağa dönüş yapmak isteyen bir aracımız var şurada. Bakın şu. Sağa dönüş yapacak. Sola dönüş yapacak. Düz gidecek. Değil mi? Hangisidir? Üç nolu, değil mi? Bakın sola. Bu soruyu şöyle de sorabilirler arkadaşlar. Şekildeki araç sürücüsü geriye dönüş yapacak, hangi şeride geçmelidir? Bir nolu şeride. Ya da sola dönüş yapacaktır, hangi şeride geçmelidir? Bir nolu şeride. Sağa dönüş yapacaksa üç nolu şeride. Yani Denizli seçeneğinin olduğu doğrudur. Harika. Arkadaşlar, kanalımıza abone olup katılarak sizlere çıkacak ehliyet, e-sınav, banko, örnek sınav sorularını çözebilirsiniz. Nedim Şeker Akademi Eğitim Merkezi, Ehliyet SRC Özel Güvenlik Eğitim Kanalı ve Ehliyet Alıyorum Eğitim Merkezlerini takip ederek, yani abone olarak, izleyerek, katılarak tüm animasyonlu sorular ve normal sorular çözebilirsiniz. Kanallarımızı arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşın, önerin. Instagram'a yeni sorular attım. Orayı da mutlaka gözden geçirin. Hepinize başarılar diliyorum. Sınav sonuçlarınızı mutlaka bekliyoruz arkadaşlar. Sınav sonuçlarınızı mutlaka bekliyoruz. Bu videonun altına ben teşekkür ederim sizlere katıldığınız için. Sizler karlı çıktınız. Baştan sona tekrar bu soruları çözün. Bakın, ilk defa size hazırlamış olduğum sorular, bu sorular ilk defa belki gördünüz. Onun için baştan sona tekrar tekrar çözerseniz inşallah faydası olmuştur. Katıldığınız için ben sizlere teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah yüksek notlar alacaksınız.
Hepinize başarılar diliyorum. Direksiyon sınavlarınızda da başarılar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Evet, bir de kaç tane net yaptınız? Onları da yazın da arkadaşlar. 50 sorudan kaç tane netiniz var? Kaç tane yanlış var mesela? 50'de 2 tane diyor Yavuz. Tebrikler Yavuz, harikasın. Başarılar Berkay, Kerem, Yavuz, Güler, Fatma, Mehtap, Direk. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni bir yayınımız var çünkü. Kapatmam gerekiyor. Yeni sorular elime ulaşırsa mutlaka. Arkadaşlar bu arada ehliyet alıyorum. Kanalı da dostlarınızla arkadaşlarınızla paylaşın. Abone olsun, oradan izlesinler. Konu ve soruların tamamı orada var. Yeni sorular, yeni konuları geldikçe atacağım. Hepinize başarılar. Hoşça kalın.